Karslıyım. Böyle daha çok çocukluğum doğada geçti. Evimiz kent merkezinden dışarıdaydı. Böyle biraz daha şehrin dışındaydı. Ağaçların, otların, çiçeklerin arasına geçti bir çocukluğumuz. Daha sonra kent yaşamına girdiğimde gittikçe sıkıştığımızı gördüm. Hani insan kalabalıklığı artıyor, herkes köyleri terk edip şehirlere birikiyor. Gittikçe yaşam alanımız daralıyor. Yaşam alanımızın daralmasıyla her alanda bir sıkışmışlık hissediyoruz. Böyle bu amaçla biraz da dediğim gibi hani politik olarak düşünüyorum. Hani doğaya daha yakın durmamı, doğada yaşamak isteyişimi politik düşünüyorum. Yani burada kent yaşamı bir süre sonra bataklık gibi insanı içine çekiyor. Hani bir şehre gidiyorum mesela bir işimi halletmek için. 3-5 gün çıkıp bahçeme gelemiyorum hani. Öyle bir şey ki bir girdap yakaladı mı seni bırakmıyor. İşte şunu da halledeyim, bunu da halledeyim derken bakıyorsun ki hani o debdebenin içerisinde kayboluyorsun. Daha hani bedensel olarak burada belki daha çok yoruldum. Daha çok enerji sarf ettim. Çünkü yani çok ağaç yetiştirdim. İşte direkt birebir doğanın içerisindeyim. Onlarla uğraşıyorum. Hani fiziksel olarak da yorulduğum zamanlar oluyor. Fakat daha özgür, daha rahat hissediyorum burada kendimi. Daha mutluyum. Önceden hani kentte iken takip edemediğim, gözlemleyemediğim hastalıklarımın olduğunu fark ettim. Yani hem psikolojik hem fiziksel hastalıklarımın olduğunu fark ettim. Hani tabii o şeyin içerisinde dediğim gibi o debdebenin içerisinde kendini fark etmiyorsun ne gibi hastalıkların olduğunu. O alandan dışarıya çıktığında oraya ait hissediyorsun. Daha sonra alanın dışına çıktığında oradaki yaşamını da gözlemliyorsun. Yani orada gerçekten ciddi psikolojik problemler yaşıyormuşum. Hiç mutlu değilmişim. İşte daha öfkeli, daha saldırgan, daha hırçın, daha bencil, daha bireyci olduğumu düşündüm. Hani bana bu açıdan faydası oldu diye düşünüyorum doğada yaşamamın. Evet. Böyle tüketim çılgınlığı, şuyum olsun, buyum olsun, daha lüks yaşayayım vesaire derken hani sistemin aslında bize dayattığı birçok tüketim alışkanlıklarından da vazgeçebileceğimizi de gördük burada. Olabildiğince hani insanlar bir ev yapabilmek için, işte bir ev satın alabilmek için onlarca yıl uğraşıyor ki ben kentte öyle yaptım. Anca bir ev sahibi olabildim. Fakat burada kendime yani o evimde yaşadığımdan 10 kat daha mutlu yaşayabildim. Tahtalarla, kerestelerle bir ev yaptım. Belki kentteki evden daha konforu düşük ama daha mutluyuz. Hani insanlar da bu şekilde bu girdabın içerisinden çıkabilir diye düşünüyorum.